Acayip adam, acayip adam, acayip adam. Tavan, taban ve duvarları oluşturduk. Bu bölümün pencerelerini kapattım çünkü buraya bir duş kabini, banyo tuvalet kısmı koymak istiyorum. Şimdi onun yapımına geçiyorum. Bu duvarları oluştururken farklı bir teknik deneyeceğim. Biliyorsunuz duvar, yani plakayı tam bu duvarın eğimine göre kesmek biraz zor. Ne kadar kesilirse kesilsin, kalıp çıkartılabilir, şablon çıkartılabilir. Yani uğraşılabilir ama çok uğraşılsa da kenarlarda yine de pürüzler kalacaktır. Bu pürüzlerin kalmaması için hem sağlam, hem ergonomik, esnek yapıda olacak, hem de estetik olacak. Şimdi 10 milim kanallı profil demiştik. V şeklinde kesip katlıyorum. Köşeleri her tarafını kesmemiş oluyorum böylece. Evet. Şimdi 181 santimden daha kesilecek. 181. Sac makasıyla bunu köşelerinden bir V açıp yüklüyorum. Milim kanallı profili tavana, duvara ve tabana geçiriyorum. Vidalayacağım şimdi bunları. Şöyle ek yerine denk getiriyorum ben. Hem ek yerinin pisliğini kapatacak, hem de bu tarafta oluşacak ek yerinin pisliğini kapatacak. Temiz bir görüntü oluşacak. Vida bitmişti. Gidip alıp geldim. Tek başıma olduğum için taşıyamadım. Böyle bir uyduruk araba yöntemiyle taşıdım buraya kadar.
novallikten dolayı kurtarmıyor. Bunun arka taraflarını biraz tıraşlamam lazım ki oraya otursun. Sonra da incesini yapacağız mecburen. Başka yolu yok bu işin. Evet. Bir daha geldik. Üst tarafı tutursam arka tarafı da yapacağım. Evet. Yan tarafın alıştırmasını yapacağım. Bakınız burada böyle boşluk var. Bu oval şekilsiz bir şey. Nasıl yapıp da alıştıracağız? Kademe kademe kesmek lazım. Ya da bir kalıp çıkartmak lazım. Ya da üstünde güzel bir yöntem var. Onu kullanacağım. Şimdi akşam da oldu, flaşın ışığıyla çalışıyorum ama bu işi bitirmem lazım. Banyo duvarı için kestiğim tahtaları yerine alıştırıyorum. Evet. Bakın kabaca şeklini verdim. Yerine oturtturdum fakat oturmadı bakın. Burayı santim santim milim milim işlemek lazım. Her defasında aşağı indirip kaldırmak lazım. Bunun yerine basit bir yöntem var. Tabii kalıbını almak falan da kullanılıyor ama daha basit, daha garanti, her ayrıntıyı, her açıyı birebir ahşaba yansıtacak, benim kesim hattımı oluşturacak bir yöntem var. Daha küçük parçalarda, daha küçük yerlerde bir civata pulu da kullanılabilir ama böyle geniş yerlerde bir spiral taşlama motoru, bir taşlama motoru ağzı kullanıyorum. Bir tane de kalem. Şimdi aynı ovalliği benim parçama aktaracağım. Parçayı ziyan etmemek için biraz geri çekeceğim şimdi. Bundaki dikkat edilecek husus şudur. Spiral motorunun yarı çapı buradaki boşluktan daha az olmamalı. Yani buradaki boşluk yarı çapı geçmemeli. Geçerse boşluğa düşer kaleminiz. Şimdi yasladım bunu. Bakın tam hattını böyle çiziyorum oraya. Evet. Böyle. Bu tekerlek gibi dönüyor. Kalemin çizeceği noktayı belirliyor. Şimdi o hattan kesersem yerine birebir oturacaktır. Kesip getirelim bakalım. Bu arada boynundan da hala azıcık almam lazım galiba. Evet. Bakalım teorimiz gerçekleşecek. Bakın. Bakın birebir oturdu. Mükemmel. Teknik güzel, işe yarıyor. Her konuda kullanılabilir. Işık kötü olmasına rağmen yaklaşarak da gösterebilirim. Birebir oturdu. Birebir tamı tamına oturdu. Ve göstermek istediğimiz başka bir nokta. Şu koyduğumuz 10 milim profillerin bu içine oturtmak istiyoruz. Yani tam içine oturacak, kısak gibi kayacak. Bakın mis gibi oturdu. Hiç hata neredeyse yok gibi.
bu banyo duvarlarını yerine alıştırmasını yapıyoruz. Bu alıştırma işlemi biraz sıkıntılı, böyle kes yap santim santim, bir türlü hatayı gideremezsin. Bunun için iki tane teknik kullanıyorum. Birincisi böyle bir taşlama ağzı. Yuvarlak. Bununla yan tarafın kontrolünü aynı şekilde bu plakaya geçirmiş olacağım. Bir de alüminyum çıta kullanıyorum. Onun içine geçiriyorum. Hataları tamamen kapatıyorum. Şimdi yuvarlak, bir tane de kalem. Yan taraftan hızla mı alıyorsun? Kalemle zaman yan tarafın kopyasını buraya geçiriyorum. Şöyle. Bunu buraya koydum. Birebir yan tarafı kopyaladı buraya. Daha küçük parçalarda bir civata pulu falan da olur. Güzel tekniktir bak. Kullanılıymış. Aynen geçirdi. Şimdi oradan keseceğim. Birebir oturacak. Yakınlaşıp çekebilirsin. Bir kere de birebir oturuyor. Hatasız gibi bir şey. Gene de vardır ufak tefek bıçak hatası kalır. Ama gayet kusursuz oturmuş ya. Yani işte. O oraları almak biraz zordur. Bu teknik güzel işe yarıyor yani. Şimdi kalan bıçak hatalarını da destek lazım. Yok. Güzel oturduysa alınca şu an tam oturdu abi. Şunu bir çek. Bunun oturmasını da yakından çek. Bak bir geri, bir geri alacağım. O kadar güzel oturuyor ki çıkmıyor. Aynen. Şimdi köşedeki ufak tefek yine de bıçak hatası falan olursa orada bir şey kalmasın diye. Bak 10 milimlik alüminyum profili. Temiz çıkıyor. Hem sağlam hem geçme olduğu için esnemesi var. Böylece kabin hoşmuş oldu. Ön kapısını da yapacağız. Alüminyum üst tarafına ben silikon sıktım ki cavete gürültü yapmasın diye. Evet, yoksa bu kadar tahtayı kusuyor. Cavete gürültü olması lazım ama yok. Aynen. Bunun içine de şimdi sıkacağım. Cansızın olmasın, ses yapmasın diye. Thank you.
Evet. Çok güzel. Birebir oturdu. Evet. Güzel, sıkıntı yok. Gayet başarılı. Şimdi buna bir de ön yüz gelecek ama ön yüz kapaklı olacak. Sonraya mı bıraksam, şimdi mi yapsam onu bilmiyorum. Genişlik olarak çok güzel yer bırakmışsın abi. Şu tarafa doğru sırtını verdiğinde evet dediğin gibi biraz kısa oluyor ama şu şekilde gayet uzun. Ya bu şekilde sığılır. Aynen. Bir şey değil o kadar. Gayet iyi. Yani 78 santim kalmış. Ben bunu 80 yapacaktım da 78'e düşmüş. 78'e düşmüş. Bu tarafta da 90 santim var. Gayet iyi, 90 santim. Yani 90 santim zaten evdeki duşa kabinde 90 santim, 100 santim, 80 santim öyle gidiyor. Ben onun içini sığdırırız. O iş oraya gelsin, halledeceğiz. Tavan dolabını bunun için bekletiyordum işte. Buna yaslayacağız. Onda da güzel bir yöntem var. Kuruması ne kadar zaman oluyor bu sıktığın şey? Sıkacak. Silikonun mastik. Evet. Mastik erken kurur ya. Birkaç saat içinde kurur. Çok önemli değil. Dediğim gibi sadece onu yastık olsun. Cızırtıları engellesin diye koydum. Yani yapışkanlığından dolayı değil. Mastik zaten iyi yapışmıyor. Yani yapışkanlığı az.